Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz üzere kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, öncelikle hepiniz videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere kronolojik Osmanlı tarihini ele aldığımız video serimizde en son olarak sizlerle birlikte Osmanlı Devleti'nde 1919 1921 yılları arasındaki 2 yıllık süreçte meydana gelen gelişmeleri ve olayları elimizden geldiği dilimizin döndüğünce hep birlikte anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah kronolojik Osmanlı tarihi serisinin son videosu olan bu videomuzda ise sizlerle birlikte ele alacağımız konu 1921-1923 yılları arası Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihi olacaktır. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte Osmanlı Devleti'nde 1921-1923 yıllar arası yani devletin son 2 yılında meydana gelen gelişmeleri ve olayları elimizden geldiği dilimizin döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz değerli dostlarım. Evet. 1921. 6 Ocak 1921. Yunanlılarla 1. İnönü Savaşı'nın yapılması. Bu savaşın başkomutanı İnönü Yunanlıları yenilgiye uğratıyoruz. Yunanlıların ilk yenilgisidir. Bu tarihteki Türkler. Bu yenilgi, bu savaş bu savaşın başkomutanı İsmet İnönü'dür. Henüz İnönü ismini almamıştır. Soy ismini almamıştır. Yunanlıları ilk kez yendiğimiz ve yenilgiye uğrattığımız bir savaştır değerli dostlarım. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez yendiğimiz ve yenilgiye uğrattığımız ilk savaştır. 27 Ocak 12 Şubat 1921 Londra Konferansı. Anadolu için söz söyleme hakkının Ankara hükümetinde olduğunun tespiti. Dönemin sadrazamının Anadolu halkını Mustafa Kemal'in hükümeti temsil eder sözünün mealen söylüyorum tabii ki. Tarihe geçtiği konferans. 31 Mart 1921 Yunanlıları ikinci kez yendiğimiz ikinci İnönü Savaşı'nın yapılması ve Türkler tarafından kazanılması. Hemen akabinde Kütahya Eskişehir savaşlarının yapılması ve kaybedilmesi. Yani kaybediyoruz ve Sakarya Nehri'nin doğusuna kadar çekiliyoruz. Hemen akabinde 3 Eylül 1921 Ölüm Kalım Savaşı ki Kütahya Savaşı'nı kaybettiğimiz için gündeme geliyor. Başkenti yani meclisin olduğu şehri taşıyalım mı diye hatta Kayseri'ye taşınması gündeme geliyor. Ama 3 Eylül 1921 tarihinde Sakarya Meydan Muharebesi'nde Yunanlıları kesin bir şekilde yenilgiye uğratıyoruz ve hemen akabinde 20 Eylül 1921 tarihinde Fransa ile barış anlaşması imzalayarak bir cepheyi daha hafifletiyoruz. Zaten Fransızlar Kurtuluş Savaşı'nın en başından beri barış taraftarı olmalarına rağmen Yunanlılardan ümit bekliyorlar. Yani İngiltere'den ümit bekliyorlar. Ama Yunanlılar başarısız olunca Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra kesin olarak Türkiye ile barış anlaşmasını imzalıyorlar.
Hemen akabinde 27 Ağustos 1922 tarihinde Başkomutanlık Meydan Muharebesi başlıyor ve 30 Ağustos tarihinde Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni Türk ordusu kazanıyor ve Yunanlıları İzmir'den yüzme öğretmek amacıyla Yunanlıları İzmir'den denize döküyoruz. Ve Yunanlıları çok güzel bir şekilde mayolarıyla yüzdürmüş oluyoruz değerli dostlarım. Başkomutanlık Meydan Muharebesi Türklerin 1683 2. Viyana bozgunundan beri devam etmekte olan geri çekilmesini durduruyor değerli dostlarım. 11 Ekim 19 tabii akabinde hemen 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir'i kurtarıyoruz ve hemen akabinde 11 Ekim 1922 tarihinde Kurtuluş Savaşı'nı bitiren ateşkes anlaşması olan Mudanya Mütarekesi'ni imzalıyoruz. Hemen akabinde Lozan Barış Anlaşması'nı imzalıyoruz ilerleyen tarihlerde. Ve artık Kurtuluş Savaşı sona eriyor. Tabii ki Ekim'den hemen bir ay sonra 16 Kasım 1922 tarihinde hain Vahdettin yurt dışına İngiliz gemisiyle kız gibi kaçıyor. Düzeltiyorum dostlarım. Sultan Vahdettin İngiliz gemisiyle yurt dışına kaçıyor. Ve dönemin şartlarına göre halifeliğin devam etmesi gerektiği için Sultan'ın akrabası Abdülmecit Efendi son halife olarak yani halife olarak ilan ediliyor. Ki Abdülmecit Efendi Osmanlı Devleti'nin son halifesidir. Günümüzde de halifelik Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmektedir. Tabii şahıs olarak değil, meclisin şahsında temsil edilmektedir, kurum olarak temsil edilmektedir. Ve hemen 29 Ekim 1923 tarihinde Mustafa Kemal Paşa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ve Atatürk'ün ilk cumhurbaşkanı olarak seçilmesi gerçekleşiyor değerli dostlarım. Bu videomuzun da son kısmında sizlere ben bir İzmir Marşı dinletmek istiyorum değerli dostlarım. Çünkü Yunanlıları denize döktük. Onun için gelin bir İzmir Marşı dinleyelim. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa.
Milli mücadeleye destek olmak için canı pahasına savaşan Karakol Cemiyeti'nden Yeni Bahçeli Şükrü'ye, Hamza grubundan Yüzbaşı Seyfettin'e, Mim Mim grubundan Topkapılı Mehmet Canbaz'a selam olsun. İmalat-ı Harbiye'den Eyüp Bey'e, Berzenci grubundan Ahmet Berzenci'ye, Ferhat grubundan Mustafa İzzet'e selam olsun. Kuvacı kahramanlar Yahya Kaptan'a, Ali Çetinkaya'ya, Şahin Bey'e, Sütçü İmam'a ve Ahmet Hulusi Efendi'ye selam olsun. Kadınlarımız Ayşe Çavuş'a, Halime Çavuş'a, Asker Saime'ye, Melek Hanım'a, Tayyar Rahime'ye, Kara Fatma'ya ve Gördesli Makbule'ye bin selam olsun. Daha önce Çanakkale'de, Çonkbayırı'nda, Kemal Yerinde ve daha sonra Adana'da, Maraş'ta, Sakarya'da, Urfa'da, Afyon'da, Antep'te ve İzmir'in dağlarında Mustafa Kemal'lere selam olsun. Selam olsun. Selam olsun. Selam olsun. Kemal Paşa yaşa, evet. Dostlar, burası İzmir Marşı'nın özellikle Haluk Levent'in söylediği İzmir Marşı'nın özellikle de son kısmı beni çok duygusallaştırıyor. Yani o son kısmı çok seviyorum ya. Yani tamamını çok seviyorum. Ama özellikle o son kısmı mükemmel ya. Kıymetli dostlar. Biz bu videomuzdan sonra sizlerle birlikte kronolojik Osmanlı tarihi serisinin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta yeni videomuzda sizlerle birlikte ayrıntılı Osmanlı tarihi serisinde kanalımızın 5 Nisan 2022'de bu ikinci kuruluş yıl dönümünde de söz verdiğim üzere belgesel niteliğindeki videolarımıza başlıyoruz. Bu videolarımızın ilk videosu ise, ilk başlangıç videosu ise Osman Bey'in, Osman Gazi'nin hayatını anlatacağımız belgesel videomuz olacaktır. Biz önümüzdeki hafta sizlerle birlikte ayrıntılı Osmanlı tarihi video serimizde gerçekten belgesel niteliğinde olan bir video çekeceğiz ve sizlere Osman Bey'in, Osman Gazi'nin hayatını anlatmaya çalışacağız. Kronolojik Osmanlı tarihi serisinin bu videomuzda artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah söz verdiğimiz üzere önümüzdeki hafta ayrıntılı Osmanlı tarihi serisinin ilk videosu olan ve gerçekten belgesel niteliğinde olacak olan Osman Bey'in hayatını anlatacağımız video serimizde inşallah görüşmek üzere. Videomu izlediğiniz için tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu video bu serinin son videosuydu. İnşallah önümüzdeki hafta ayrıntılı Osmanlı tarihi serisinin ilk videosu olan Osman Bey belgeselinde görüşmek üzere.
Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun inşallah. Allah'a emanet olun.